Herkese merhaba. Bugün iPhone 5C telefonumuzun batarya değişimi videosunu çekeceğim. İnternette çok farklı çeşitte ve çok farklı fiyatta iPhone bataryaları var. Fakat bildiğimiz üzere Apple orijinal iPhone bataryalarını ayrıca satışa sunmuyor. Sadece teknik servis bunun değişimini yapıyor. Ben de yan sanayi markalardan almak yerine Digimarka bataryayı satın aldım. Yaklaşık 45 TL gibi bir fiyatı vardı. Burada daha uzun deşarj, yüksek malzeme kalitesi, geliştirilmiş çift entegre devre olduğundan bahsediyor. Isı sensörü, baskılı devre kartı ve birkaç tane sertifika varmış ki bunlardan çok bir bilgim yok. Sertifikalar burada da belirtilmiş. Mucize batarya olduğundan bahsetmiş. Hemen açarak başlayalım isterseniz. Arkasına bir kısım koymuşlar kolayca açabilmek için. İyice açalım, batarya zarar görmesin. Evet, gördüğünüz gibi batarya bu şekilde. Kutuda başka bir şey yok. Kenara atıyorum. Ayrıca pilin yanında şu şekilde gördüğünüz gibi değişim aparatları da yollandı. Bunlar olmadan biraz değiştirmek zor. Burada bir vakum var. Ekranı kaldırmamıza yarıyor. 2 adet tornavidamız var. Gördüğünüz üzere. Biri altıgen sanırım. Biri de yıldız tornavida. Bu da ekranı kaldırmak için gereken basit kaldıraç aparatı. Şimdi isterseniz telefonumuzu sökmeye başlayalım. Öncelikle telefonumuzun kapalı olduğundan emin olalım. Gördüğünüz gibi açık değil. Ondan sonra şu altta gördüğünüz 2 adet vidadan sökmeye başlıyoruz. Tornavidamız yerleştirdikten sonra kolayca açıldığını görüyoruz. Vidalarımızı küçük bir kaba koymakta fayda var, kaybolmaması adına. Gördüğünüz gibi biri söküldü. Şimdi diğerini söküyorum. Daha sonra ise vakumu şu telefona iyice yapıştırdıktan sonra hafifçe çekip gördüğünüz gibi ekranı kaldırıyoruz. Şimdi dikkat etmemiz gereken husus buradaki kabloların zarar görmemesi. O kabloların zarar görmemesi için de yıldız tornavidamızı alıyoruz. Şu gördüğünüz plakayı söküyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi burada birkaç soket var. Bu soketleri zarar vermeden çıkartmamız gerekiyor. Önce dıştakini, sonra ortadakini, en sonunda şu gördüğünüz
içteki soketi çıkartmamız gerekiyor. Evet. Ve ekran servis durumda. Ekranı zarar görmeyecek şekilde kenarı kaldırdıktan sonra alanda gördüğünüz metal plakayı da sökmeye başlıyoruz. Şu sırada tekrar belirtmek isterim ki ekranın sökümü çok gerekli değil. Fakat birazdan göreceğiniz üzere pilin çıkması çok meşakkatli bir iş. Ekrana zarar güvermek işten bile değil. O yüzden çıkartmak daha mantıklı. Daha sonra şu gördüğünüz soketi yine bu basit kaldıraç yardımıyla çıkartıyoruz. Şimdi asıl zor işleme geldik. Gördüğünüz gibi batarya gayet sert bir şekilde yapışık. Bunu çıkartmak için biraz çaba sarf etmemiz gerekiyor. Şöyle basit bir tornavidanız varsa eğer, hafif eğik şekilde çok rahat çıkartabilirsiniz. Abi bu nedir, ter bastı ya. Bataryanın tekrar kullanımı çok söz konusu görünmüyor. Gördüğünüz gibi bu yapışkanı tekrar kullanabiliriz aslında. Tekrar bir yapışkan sürmeye gerek yok. Şöyle yeni pilimizi de görüyorsunuz. Birbirinin aynısı oluyor. Şu şekilde yerleştirdikten sonra yerine oturtuyoruz. Bu arada zarar vermediğimizden emin olalım. Her şey yerli yerinde ve sağlam, herhangi bir kırık yok. Yeni pilimizi yerleştirdik. Soketi şöyle hemen altına gelecek şekilde getirip klik sesini duyduktan sonra yerinde olduğundan emin olabiliriz. Bütün yaptığımız işlemi ters şekilde takip ediyoruz. Her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olduktan sonra ekranımızı tekrar yerine yerleştirebiliriz. Şimdi öncelikle bu küçük olan, şöyle biraz daha kısmı aydınlatabilirsem.
Plakamızı alıyoruz tekrar. Şöyle görebilirsiniz. A few moments later. Tamamen sıkmıyoruz ki diğerlerini de takarken zorluk yaşamayalım. Two thousand years later. One eternity later. Sonunda bitti. İyice güzel bir şekilde bu arkadaki çentikleri oturttuğumuzdan emin olduktan sonra, ki ben henüz olamadım. Telefonumuzun yerine oturduğundan emin oluyoruz bu şekilde. Herhangi bir açıklık kalmadı gördüğünüz üzere. Küçük vidalarımızı alıp, şu koyu renkli olan vidalar, buraya yerleştiriyoruz. Altıgen şu tornavidamızı kullanıyoruz. Odaklarsayar. Evet. Umarım bir şeyini bozmamışımdır. Açıyoruz.
Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, telefoncuya 100 lira vermek yerine 45 liraya aldığımız batarya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi telefoncuya 100 lira vermek yerine internetten alıp kendimiz taktığımız batarya gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Fakat bu kadar uğraşa değer mi? Bunun kararını da siz vereceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.